Şimdi hanımları ilgilendiren bir haber var. Bakalım gençlik ve güzellik dünyasında yükselen trend neymiş? Yaşlanmayı durdurmak imkansız ama etkilerini azaltmak mümkün. Son zamanlarda sürekli duyuyoruz dermapen. Peki dermapeni kimler yaptırabilir? Esra Hanım'dan öğreneceğiz. Merhabalar tekrar Esra Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler? Teşekkür ederiz. Biz de çok iyiyiz. Her tarafta bir dermapen kelimesi dönüyor. Nedir dermapen? En kısa yoldan en iyi şekilde cilt gençleştirme sistemidir. Model arkadaşımız gayet genç duruyor. Peki dermapen uygulamasını herkes yaptırabilir mi? Evet, dermapen uygulamasını genç yaştan orta yaşa, yaşlı yaşa kadar herkes yaptırabilir. Ama modelimizdeki sıkıntı akne izleri. Ona o yüzden daha böyle masum, daha kibar bir şekilde çalışacağız. Öncelikle cildimizi dermapen öncesi temizlememiz gerekiyor. Gün içerisinde biriken kirler, makyaj akıntıları, kullanılan yanlış kozmetik ürünler sebebiyle cildin derinlemesine temizlenmesi gerekiyor. Esra Hanım, evde cildimizi nasıl temizlememiz gerekiyor? Mesela makyaj temizleme mendilleri var. Onlar doğru bir yöntem mi? Kesinlikle değil. Bunu her zaman söylüyorum. Paylaşımlarımda da her zaman söylüyorum. Bir kere ciltler, her cilt tipine uygun cilt temizleyici solüsyonlar kullanmamız gerekiyor. Jel, köpük, süt bu cildin yapısına göre değişir. Yani uzmana danışıp ben hangi ürünle cildimi temizlemeliyim diye mutlaka sorulmalı. Cildimizi temizledikten sonra şimdi diğer aşamaya geçiyoruz. Esra Hanım, şimdi ne yapacağız? Şimdi dermapen uygulamasına geçiyoruz. Dermapen, dermapunt şeklinde türevleriyle isimlendirilen cilt yenileme sistemine geçiyoruz. Burada enjektabl bir uygulama yok. Sadece hazırladığımız özel kokteylleri karıştırarak vitaminli, hyaluronik asit içeren leke açıcı solüsyonlarla bir karışım. Dermapen uygulamasının içeriğinde tam olarak neler var? Dermapeni eğer leke açmak için yapıyorsak, mesela burada akne izleri vardı danışanımızda. Bunun için yapıyorsak leke açıcı solüsyon. Bunun içerisinde askorbik asit, kojik asit, glikolik asit gibi leke karşıtı etken maddeler var. Bunlarla bir çalışma yapıyoruz. Ama daha ileri yaşta bir danışan olsaydı hemen arkasından vitamin, hyaluronik asit tarzında bir desteklemeyle giderdim. Ama bu ciltte tabii çizgi olmadığı için, işte sarkmalar olmadığı için şu an sadece lekeyle devam ediyorum. Peki herhangi bir acı, sızı oluyor mu? Minimum acı, hiçbir şekilde acı yok. Bu şekilde lokal olarak sürüyoruz ve ürünü yediriyoruz. Kısa bir vaktimizi ayırarak dermapen yaptırıp sonrasında da güne devam edebiliriz, değil mi Esra Hanım? Bir iki saat kadar su değmemesi gerekiyor. Mevsim olarak kış mevsimini tercih etmemiz gerekiyor. Çünkü buradan çıktığı zaman sonuçta birazcık hasar görmüş bir cilt olduğu için güneşle temas etmemesi lazım. Kaç seans yaptırmak gerekiyor? Kişinin cilt yapısına bağlı olarak 2 ile 8 seans arası yapılabilir. Çok problemli, çok güneş lekeli olan, işte doğum lekeleri olan ve çok akne izleri kalmış tenlerde biz 8 ile 10 seans arası yapıyoruz. Seanslar aralığındaki süre ne kadar olmalı? 15 gün. 15 gündedir. İşlem sonrasında hemen bir canlanma oluşacak. Bir parlama, yenileme. Ölü tabakayı atmış olacağız tamamen bu şekilde. Kaç seans sonra etkisini görmeye başlıyoruz gözle görülür bir şekilde? Sadece koruma amaçlı gelmiş olan danışanlarımız da hemen işlem sonrası farkı fark ediyorlar. Ama çok lekeli olan, akne izleri olan ciltlerde 4 ile 6 seans sonrasında çok ciddi bir şekilde gözle görülür farklar oluşuyor.
Dermapen uygulamamız bitti kısa süre içerisinde. Şimdi ne yapıyoruz Esra Hanım? Şimdi steril bezlerimizi, evet, çünkü az önce bahsetmiştiniz. Bir tane steril bezlerimizi şöyle bir rahatlatalım. Şöyle bir bakıyorum, gerçekten çok güzel gözüküyor. Daha parlak, daha güzel. O kızarıklıkları görmüyorum şu an çünkü onlar 2 saat sonra kaybolacak. Çok teşekkür ediyorum Esra Hanım ben size. Ben teşekkür ediyorum, ayaklarınıza sağlık. Siz de bir uzmana danıştıktan sonra cildinizin dermapene ihtiyacı varsa dermapen yaptırabilirsiniz. Başka bir konuyla görüşmek üzere, hoşça kalın.